Anneciğim, sana bir sürprizimiz var, o yüzden söylemedim. Sürpriz mi? İçeri geçelim, anlatırız. Hadi anne. Geç abi. Çok özlemişim. Ne zaman söyleyeceksiniz? Sürpriz ne? Söyleyelim mi çocuklar? Söyleyelim. İnsanı meraktan çatlatmayın, söylesenize çocuğum. Hadi abi. Anne, söyle bakalım. Senin en büyük hayalin neydi? En büyük hayalim ne olur? Sizsiniz. Rabbime şükürler olsun. Sizi yetiştirip umur sahibi olmanızı gösterdi bana. Senin müdür olmanı istedim. Senin imam olmanı istedim. Sağ ol anneciğim. Senin de öğretmen olmanı istedim. Oldunuz. Daha ne isterim ki? Tamam anneciğim. Onu biliyoruz da başka. Herkes göbek bağının gömüldüğü yere yerleşti. Benim devlet memuru olmam için göbek bağımı hükümet konağının bahçesine gömdün değil mi anne? Benimkini de imam olmam için cami avlusuna. Benimkini de okul bahçesine gömmüştünüz anneciğim. Evet. Bu memlekete göbek bağınızla bağlanmanızı istedim. Çok dua ettim. Duan kabul oldu işte anne. Üçümüz de istediğin yere geldik değil mi? Çok şükür. Daha ne isterim ki Allah'tan? Şimdi sıra bizde anneciğim. Bizim de bir hayalimiz var. Senin son hayalini gerçekleştirmek. Sen bizi okuttun, büyüttün, adam ettin. Şimdi de evlatlık görevini yapma sırası bizde.
Seni çok istediğin, hayalini kurduğun yere. Hacca göndermek istiyoruz anne. Bu parayı da aramızda topladık, tamam mı? Artık hacca gidebilirsin. Çok istiyordun ya anne. Hemen yazıl. İlk kafileyle git. Ha anne, ben dayımla da konuştum. Bu sene o da gitmek istiyormuş. Bak ne güzel. Kardeş kardeş gider gelirsiniz. He? Orada bizim için de dua edersiniz. Aa anne. Olmuyor ama anneciğim. Sevinçten. Sizleri karnımda taşırken soluduğum havayı, besini, kanımı, sütümü, verdiğim göbek bağlarınızı oralara gömdüm ki ilminizi, irfanınızı, saflığınızı bu göbek bağlarıyla milletinize aktarasınız. Ben şimdi hacca gideceğime değil, bu dualarımın kabul olduğuna ağlıyorum. Ağlama anneciğim, ne olur. Keşke babanız da görseydi o günleri. Gel anacığım. Bu gece kalsaydınız, ateş almaya mı geldiniz böyle? İşlerimiz olmasa vallahi kalırdık anne. Ayrıca biliyorsun torunların da bizi bekliyor. Torunlarımı, gelinlerimi çok özledim. Bir dahaki seferi onları da getirin, olur mu? Olur olur. Pakize gel. Ne zaman gelirsiniz bir daha? İstanbul'la buranın arası 8 saat anne, öyle ha deyince gelinmiyor ki. Ama bak yaza söz, muhakkak geleceğiz, tamam mı? Tamam. Hadi anacığım. Hadi ya. Kal sağlıcakla. Hadi güle güle. Anam. Güle güle. Hadi Allah'a ısmarladık anacığım. Hadi. Allah'a ısmarladık anne. Hadi Murat. Sen de getir torununla, tamam, gelin anne. Olur mu? Arzum, bir de senin mürüvvetini görsem. O da olur anne. Ben iyiyim, sen dert etme. Tamam. Hadi bakalım. Anneciğim. Hemen yazdır kendini ha, gecikme sakın. Çok sıra varmış, ona göre. Diyanetten bir zorluk çıkarsa haberim olsun ana. Bizim de acı annemiz olacak. Öyle öyle. Ölmeden bir isteğim daha yerine gelecek. Çok şükür Allah'ım, çok şükür. Sağ olun yavrularım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi çocuğum, hadi hayırlı yolculuklar. Hoşça kal anne. Hadi. Güle güle. Güle güle. Gözün aydın. Sağ olun komşular. Ne bu böyle üçü birden? Evlatlarım beni hacca gönderiyorlar. Onun için gelmişler İstanbul'dan. Hacca gidiyorum. Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Allah razı olsun evlatlarımdan. Onlar sayesinde o mübarek yerleri göreceğim. Kabe'ye yüz süreceğim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyeceğim. Nasip olursa 15 gün sonra ilk kafileyle gideceğim. Bir hacı annemiz daha olacak desene. Allah sizlere de nasip eder inşallah. İnşallah. Nerede? Benim evlatlarım bir tane. Dişlerinden tırnaklarından arttırmışlar. Öyle ya. Hacı helal parayla gitmek lazım. Benim evlatlarımın parası helal para. Bu zamanda haç parası yapacak helal para nerede? Ağzındaki baklayı çıkarsana hele. Bu zamanda helal para kazanmak kolay değil diyorum sadece. Ne var bunda? Lütfen. Ben evlatlarımı ömrü hayatımda haram yedirmedim. Sen haram yedirmemişsindir tabii. Maşallah. Senin evlatlarının hepsinin lüks arabası, İstanbul gibi yerde evleri var. Kuru maaşlı olacak servet mi bu? Hı hı. Aman millet söylüyor. Diyorlar ki Hayriye Hanım hangi yüzle hacca gidiyor? Çocuklarının haram parasıyla hacca gitmek olur mu filan diyorlar. Ben öyle demeyin diyorum.
Hayriye Hanım'ın çocukları beceriklidir. İşini bilirler. Haram yemezler diyorum. Ama elin ağzı torba değil ki büzesin. Yalan. Yalan söylüyorlar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dikkatli olmak lazım. Çık git evimden. Çocuklarıma iftira attırmam. Ben iftira atmıyorum. Duyduklarımı söylüyorum. Sen de git gözlerinle gör. Bana tokat atacağına git de çocuklarına tokat at. Yalan. Yalan söylüyorsun. Benim çocuklarım öyle şey yapmaz. Harama el uzatmazlar asla. Asla. Yalan. Yalan söylüyorsun. Yalandır tabii. Aldırma sen onun sözlerini. Senin çocuklarını çekemiyordu yalan. Ondan. Yalan. 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 Ümidi yalan değil mi? Arzu günahını alıyorlar. Murat'ı sen hiç yapmazsın. Yalan değil mi? Yalan. Yalan. Yalan değil bana. Komşum nereye böyle? İstanbul'a gidiyorum. Çocuklarımı görmeye. Allah Allah hemen mi? Ne bu acelen? Öyle gerekiyor. Bak sana yemek de getirmiştim. Sağ olun komşular. Ya hakkını helal et. Artık başımı rahatça yastığa koyamıyorum Pakistan. Sabahlara kadar gözüme uyku girmiyor. En iyisi gideyim kendi gözlerimle göreyim. Başka türlü gönlüm rahat etmeyecek. En iyisi. Hı hı. Hadi Allah'a ısmarladık. Eve göz kulak olun. Gördün mü yaptığını? İlla söylemen mi lazımdı? Yıkıldı kadıncağız. Bir gün nasılsa öğrenecekti. Aslında ona iyilik bile yaptım. Gitsin gerçekle yüzleşsin. Burada kuru kuru övünmesi değil. Yok göbek bağlarını gömmüş de bir yerlere. Devlete millete bağlılarmış da. Harama el uzatmazlarmış da falan filan. Mübarek beldeye gidecek. Hangi parayla gideceğini bilsin canım. Ya bu işler kolay değil. Soğudu mu kız? Gel bize kısmetmiş. Geliyorum Ümit'im, Murat'ım, Arzum, geliyorum. Yalan olsun, yalan olsun, yalan olsun. Olmaz Erdal Bey. Kanun var, tüzük var. Ya elimden geleni yapmak isterim ama mümkün değil biliyorsunuz. Aman be abicim ya. Bana ne kardeşim, orayı alırken bana mı sordun? Hoş geldiniz müdürüm. Süleyman Bey geldi, sizi bekliyor. Tamam. Oo efendim, kimler gelmiş? Hoş gelmişsiniz, sefa gelmişsiniz. Buyurun buyurun oturun, rahatsız olmayın. Sağ olun. Ya kusura bakmayın Süleyman Bey, sizi de beklettik ya. Evet. Ama bu aralar işler öyle yoğun ki doğrudur. Bir görseniz. Başımı kaşıyacak vaktim yok. Ne içersiniz? Bir çay alayım zahmet olmazsa. Kızım iki çay yolla bize oradan.
Ne yaptınız? Hazırladınız mı dosyayı? Evet, tamam. Dosyada hiçbir eksiklik yok. Eksiksiz. Evet. Eksik bunlar. Eksik? Neresi efendim? Biliyor musunuz ne oldu? Geçen gün bankaya uğradım ve kendime yeni bir hesap açtırdım. Hesapta evet. Para yok. Biz memur insanlarız. Bizde para ne gezer? Estağfurullah. Fakat ilginç olan ne biliyor musunuz? Hesap numaram. Doğum günümle aynı. Hesap numarası. Gün, ay, yıl. Vallahi billahi. İlginç. İlginç değil mi? Doğrusu merak ettim. Ne zamandı doğum tarihiniz? Bir yazıp verseniz. Tabii efendim, ne demek? Bakınız, aynı. Hakikaten aynı. Çok ilginç. Ya ilginç. Bu bende kalabilir mi? Tabii efendim, ne demek? Belki şans getirir size. Sağ olsun öteki arkadaşlar, sürprizleriyle sürekli şaşırtıyorlar, sürekli şaşırtıyorlar. Sürpriz. Sürpriz. Ya. Sürpriz. Ya. Sürpriz. Ya. Sürpriz. Tabii tabii. Kızım, ben sana kimseyi bağlama demedim mi? Annem mi? Geleceğini falan da haber vermedi. Ne işi varmış burada? Peki tamam, beklesin biraz. Efendim, bana müsaade, ben kaçayım. Ne demek efendim, müsaade sizin. Gene beklerim. İnşallah inşallah. Siz o konuyu hiç merak etmeyin. Tamam. İşinize devam edin. Devam edin işinize. Çok sağ olun efendim. Anne. Çok sağ olun. Anneniz mi efendim? Evet. Efendim, memnun oldum. Annem hacca gidecekti. He, Allah mübarek etsin efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler efendim. Güle güle efendim. Anne, hayrola? Niye haber vermedin geleceğini? Bir şey mi oldu yoksa? Haftaya çıkıyorsunuz değil mi? Yoksa sen haç malzemelerini almaya mı geldin? Aman anne, ne gereği vardı? Biz alıp yollardık sana. Ümit. Evet anne. Buraya seni görmeye geldim. Sinem'le çocuklar da çok sevinecekler. Seninle konuşmaya geldim. Otur karşıma. Sana lafı eğip bükmeden doğruca soracağım. Buyur anne. Kaç para maaş alıyorsun? Anne, memura maaş, kadına yaş sorulur mu? Ayıp ettin şimdi. Devlet sana kaç para veriyor? 2000. Başka bir yerden kazancın var mı? Nasıl olsun anne, ne gezer? Ne demek istiyorsun sen? Harama el uzattın mı? Ne? Rüşvet aldın mı hiç? Anneciğim, ben senin oğlum. Hiç yapar mıyım öyle şeyler? 2 daire aldın. Lüks arabam var. Bunları hep kuru maaşınla mı aldın? Bir günlük işler değil ki onlar. Biriktirdik herhalde. Nereden? Babandan hanlar hamamlar mı kaldı? Köylü ananın 3 aylığı mı var? Bana yalan söyleme. Anne, sen ne diyorsun Allah aşkına? Ben sana ne zaman yalan söyledim? Hadi kalk, bize gidiyoruz. Akşama çocukları da çağırırız. Yer içer eğleniriz. Ben sineme haber vereyim. Benim ayaklarım var. Kimi görmek istersem giderim. Söyle bana. Dedikodular doğru mu? Herkesin diline düşen o dedikodular doğru mu? Ne dedikodusu anne? Hem sen ne demek istiyorsun? Size olan güvenimden, sevgimden, göremediğim, aklıma getiremediğim dedikodular doğru mu? Çocuklarına haram yediriyor musun? İftira anne. Yalan bütün bunların hepsi. Vallahi yalan. Israr etmeyin, müsaade giremezsiniz. Edin. Müsaade lütfen. Edin, bırakın beni. Bırakın lütfen, beni, durun. Ümit Bey ile görüşeceğim. Engel olamadım efendim. Ne oluyor? Yazıklar ya? Olsun size Ümit Bey. Siz bu makamın adamı değilsiniz. Sizde zerrece insaf yok. Çocukların oyun oynadığı parkı müteahhitle peşkeş çektiniz ya. Yazıklar olsun. Bizim başkaları gibi rüşvet verecek paramız yok. Ama çiçeğimiz var. Eğer paranın değil, çiçeğin kıymetinden anlıyorsanız, onların yaşaması, bu çocukların gülmesi için ne olur bu işten vazgeçin. Amca, ne olur mahalle parkımızı elimizden almayın. Tamam, tamam.
Benim adım Hayriye. Bu memlekete hayırlı evlatlar olasınız istedim. Göbek bağlarınızı yanlış yere gömmüşüm. Siz o göbek bağlarını hortum yapmışsınız. Temiz Türk insanını, Müslümanların, yoksulların paralarını hortumluyorsunuz. Benim o göbek bağından size geçirdiğim kan, süt, oksijen helaldir. Ama sizin bu milletten o göbek bağlarıyla midenize indirdiğiniz her lokma haram olsun. Haram yiyorsunuz. Rüşvet alıyorsunuz. Hak etmediğiniz paraları cebinize indiriyorsunuz. Bu parayla mı beni hacca yollayacaktınız? Bu parayla mı lebbek, Allahümme lebbek diyerek o mübarek toprakları yüzdürecektim? Ya ne var anne, para paradır işte. Yapma şunu. Hadi al şu parayı. Yazıklar olsun sana. Alın paranızı. Ben bu parayla değil hacca, kenefe bile gitmem. Ya. Ümidimdi. Ümidimi yıktın. Öpmeye kıyamadığım yüzüne tokat dağıttırdın ya. Sen benim oğlum olamazsın. Olamazsın. Göstermeseydi bana ablam. Sen çirkefe, rüşvete bulaşmışsın oğlum. Gül oynaya haram yiyorsun. Bunu bana yapmayacaktın Ümit'im. Yapmayacaktın. Geliyorum hayatım, geliyorum. Bir şey lazım mı eve? Yok, tadım yok biraz, ondandır. Annem geldi. Biliyorsun annemi, haramzede yaptı çıkardı bizi. Canım ona sıkkın biraz. Memur maaşıyla geçinmemizi istiyor. Karışık kuruşuk şeyler geçmesin boğazınızdan diyor. Haç parasını da geri getirdi.
Neyse hayatım, ben geliyorum. Eve gelince görüşürüz. Bilmiyorum ki şimdi nerede olduğunu. Tamam hayatım, eve gelince görüşürüz. Murat'ım, sen temizsin. Sen kirlenmedin. Böyle olmaz. Çıksın, bir konuşalım, söyleyelim şunu. Jet gibi kıldırıyor namazı canım. Vallahi bütün cemaat şikayetçi canım. Tadını alamıyoruz. Bir bakıyorsun Mevlüt, bir bakıyorsun hatim indirmeye gitmiş. Buraya hiç ciddiye aldığı... Gitsin canım ama yani namazı da adam gibi kıldırsın. Tadını ala ala kılalım şu namazı ya. Eski hocamız nasıl da hatırlasana. Ah, ah, ya havla velâ. Daha sonrasında vaazlar verirdi. Bizimle konuşurdu. Hiç anladım, hiç anladım. Yok. Bak çıktı. Murat hocam. Murat hocam bir dakika. Biraz konuşalım. İşim var, hemen gitmeliyim. Ama hocam hep işiniz oluyor. Hiç durup dinlemiyorsunuz ki bizi. Yine hangi zenginin mevlidine koşuyorsun hocam? Namaz kılarken sana yetişmekte zorlanıyoruz. Jet gibi namaz kıldırıyorsunuz. Arkamızda roket yok ki bizim. Kaç defa bizle sohbet edin, Kur'an öğrettin diye yalvarıyoruz. Kulak asmıyorsun hocam. Dükkanına geliyoruz, orada da sorularımıza cevap vermiyorsunuz. Benim görevim namaz kılmak. Namazınızı kıldırıyorum, ezanı okuyorum, cenazenizi kaldırıyorum. Daha ne istiyorsunuz? Söylesenize. Hem benim gittiğim mevlütlerden, dükkanımdan size ne? Hocam, dinimizi öğrenmek istiyoruz. Açın kitabı okuyun. Kitap orada. Ama hocam, siz bize önderlik etmelisiniz. Bize yardım etmelisiniz. Aman, acelem var benim. Sizinle uğraşamam. Anne. Hoş geldin anne. Anneciğim yalan söylüyorum. Ben görevimi harfiyen yapıyorum. Kur'an da öğretiyorum, dinimizi de. Ama nankör bu insanlar. Zaten tayinimi istedim. Yakında çıkar. Gideceğim bu camiden. Böyle kenar mahalle camisinde imamlık yapmaktan bıktım. Anneciğim inanmıyor musun bana? Oturduk kaldık burada. Hadi bize gidelim. Gelinin seni görünce çok sevinecek. Bir dakika anneciğim. Alo, Hüseyin Bey. Birazdan geleceğim. Tamam. Annem geldi de eve bırakayım. Siz hazırlığınızı yapın, merak etmeyin. Selamlar. Geleceğim, geleceğim. İmam efendi, yetimimin babasına hatim okumuştunuz ya. Param yoktu o zamanlar. Şimdi denkleştirdim konu komşudan. Buyurun. İstediğiniz parayı vermek isterdim ama alın hocam, alın. Hakkınızı helal edin hocam. Gel yavrum. Muradımı ermek istedi. İmam olmalı istedi. Halka dinini öğretmeni istedi. Sen raydan çıkmışsın. Millete faydan değil zararın dokunuyor. Niye böyle oldun? Niye Muradım? Sen imam olamamışsın. Bu mübarek mesleğe bomba olmuşsun. Anne. Seni de kaybettim. Yazık. Yazıklar olsun. Bir de karışık kuruşuk paranızla beni hacca yollayacaktınız ha? Hele sen bunu nasıl yaparsın?
Al. Al. Bu da benden. Ücretini peşin veriyorum. Yarın ölünce arkamdan ücretini alamam diye, bir Fatiha okumaktan kaçınmayasın diye parasını peşin veriyorum. Al. 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 Annem gel. Camide mi bıraktın yoksa kadıncağızı? Gelmez artık. Ne bu eve ne de benim olduğum yere adımını atmaz artık. Demediğini bırakmadı, değil mi? Tokat bile yedik. İçeri girmeyecek misin? Murat'ım. Bir kanadım daha kırıldı. Tutarak olup tutmaz oldu. Söyleyen dilim kaldı. Böyle mi sözleşmiştik seninle? Hani Fatiha'ları? Nerede Yasin'leri? Abilerine uyduysan. Dört A. Sağ ol ya. Sessiz olun. Leyla. Bir. Beyza Nur. Bir. Kamil. Bir. Betül. Bir. Adnan. Bir. Pelin. Beş. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim öğretmenim. Adnan. Bir. Nurcan. Bir. Ama öğretmenim çalışıyoruz, çalışıyoruz, hep bir alıyoruz.
Görmediğimiz konulardan soru sordunuz. Derste de bir şey anlatmıyorsunuz. Kitaplar bize, biz kitaplara bakıyoruz. Öğretmenim, ben bir beklemiyordum ki. Ne demek beklemiyordum? Bir almışsınız işte. Hepiniz tembelsiniz, tembel. Hiçbirinizin kafası çalışmıyor. Biz gördüğümüz konuları çalışmıştık ama öğretmenim. Sorular görmediğimiz konulardan çıktı öğretmenim. Kes! Bir de utanmadan mazeret öne sürüyorlar. Bütün notlarınız bir. Bir tane iki yok. Öğretmenim. Bütün soruları cevaplandırsak bile iyi not alamayız sizden. Bir alırız ancak. Sen ne diyorsun bakayım? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun ha? Ukala. Öğretmenim, içimizde sadece onun beş. Neden? Çünkü ona özel ders veriyorsunuz. Ondan. Siz de özel ders alın. Zaten başka da çıkar yolunuz yok. Ancak özel ders alırsanız belki de bu durumda kurtarırsınız bu derslerinizi. Tabii sizden alırsak. Kes! Pelin, kızım. Hadi bakalım. Buradan başlıyorsun. Şuraya kadar oku, tamam mı? Tamam öğretmenim. Öğretmenim, bize de gösterin. Otur. Tamamını oku. Teyzeciğim, zilin çalmasına daha var. İsterseniz öğretmenler odasında bekleyin. Özel derse yıl sonuna kadar devam ediyoruz değil mi? Ben bilir öğretmenim. Sor da bana bildir, tamam mı? Tamam öğretmenim. Öğretmenim, misafiriniz var öğretmenler odasında. Tamam. Anneciğim. Öğretmen olduğum okula ilk defa geliyorum. Annen olduğumu söylemeden birkaç öğrenciyle konuştum. Anladım ki sen öğretmen değilsin. Anneciğim, neler söylüyorsun sen? Hadi eve gidelim. Son dersi de kaynatsın çocuklar. Sen de abilerin gibisin. Anne, sol tarafından mı kalktın sen? Her şeyi biliyorum. Senin kendi öğrencilerine özel ders verdiğini. Mesleğini değil, sadece parayı düşündüğünü. Gözünü hırs bürüdüğünü. Öğrencilerini değil, sadece kendini düşündüğünü. İftira. Abartmışlar. Herkes gibi ben de görevimi yapıyorum. Kızına inanmıyor musun? Beni öğretmen yapmak için gösterdiğin gayretleri nasıl unuturum? Bak, biz de hayal ettiğin gibi olduk. Ümit abim müdür oldu. Murat abim imam. Ben de öğretmen. Hepimizin durumu da iyi. Kafamız çalışıyor. Kuru maaşı talim etmiyoruz. Ben uyuyormuşum. Meğer hep rüya görüyormuşum. Sen benim kızım olamazsın. Sen öğretmen olamazsın. O mübarek mesleği nasıl lekelersin sen, ha, nasıl? Nasıl? Yazıklar olsun. Biri değil, ikisi değil, üçü değil. Ümidim bitti, muradım temizledi. Muradım tükendiğinde, arzum sürsün istedim.
Üçü de mi Allah'ım? Ben nasıl anayım? Keşke taş doğursaydım da milletin yüzüne baksaydım. Yer yarılsın. Yerin dibine al Allah'ım. Al beni Allah'ım. Ben böyle evlatlarla sana nasıl hesap veririm? Müdür bey, kardeşleriniz geldi. Kapıyı da kapat kızım. Siz de yediniz tokatı değil mi? Osmanlı tokadı hem de. Beş parmağının izi daha yeni geçti. Annem hiç fiske vurmazdı bizi. Bize çok güveniyordu. Ama biz onun güvenini sarstık. Ne temiz niyeti varmış. Tokadı yiyince hak verdim anneme. Parayı geri verdi. Ben bu parayla kenefe bile gitmem dedi. Biz ne yapmışız böyle? Ne yapacağız? Öyle bir pisliğe bulaşmışız ki. Sadece hayat standartlarımız diğerleri gibi olsun istedik. Ya bana ne oluyor? Ben imamım. Nasıl bir hayat bu? Kokuşmuş, çürümüş. Ne güzeldi, her şeyi normal görmeye alışmıştık. Hep bahaneler bulduk. Her boy mızrağa çuval uydurduk. Annemizin hayalini unuttuk. Ya kadına bak ya. Göbek bağlarını niye tutmuş? Koca karı işi gibi görünüyor ama ne güzel bir umut, ne güzel bir ideal. Omuzlarımıza büyük yük yüklemiş. Bu yükün altından kalkmak için mangal gibi yürek lazım adama. Ben bir daha annemin yüzüne bakamam. Ben de. Ben de. Hoş geldin Hayriye abla. Nerelerdeydin? Ortalıktan kayboldun. İstanbul'dakiler nasıl? Benden bir tokat alacağın var komşu. Haksız bir tokat vurdum sana. Unuttum bile abla. Sen benim ablamsın. Ben çizmeyi açtım. Hak ettim. Haklıymışsın. Evlatlarım ipin ucunu kaçırmışlar. Haramı helali unutmuşlar. Bana haç parası diye getirdiklerine kir bulaşmış. Ben sadece... Öyle öyle. O parayla hacca mı gidilir? O paralarla lokma alınsa... İnsan olanın kursağını yakar. Ah abla, çok taktın sen bu işi kafana. Nasıl taktın? Evlatlarım temiz yetişsin diye çırpındım. Ben onların göbek bağlarını, bu millete hizmet etsinler, kendilerini versinler diye okula, camiye, hükümet binasına gömdüm. Onlar yetiştiler, o göbek bağlarını hortum yaptılar. Milleti hortumluyorlar. Bu zamanda temiz kalmak mümkün mü? Kalacaklar. Benim evlatlarım kalacak. Beni uyandırdın. Beni uykumdan uyandırdın. Sağ ol komşum. Bir tokat alacağım var bende. İster şimdi vur. İstersen kıyamet gününde sor hesabını. Razıyım. Ben çoktan unuttum abla. Sen hakkını helal et. Ben ediyorum. Helal olsun. Sürsem yüzüme
bana da bir nasip olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara bak. Ümidim. Hayde teyze, ne yapacaksın o toprağa? Ümidimi götürüyorum. Allah Allah, bir şeyler oldu bu kadına ama. Hadi bakalım, güle güle. Öğrendiklerimi yarın soracağım sana. Tamam mı? Ne öğrendin? Elbette. Aferin sana. Allah sizden razı olsun. Unutmayın, hocam. Unutmayın, yarın Kur'an dersine yine geliyorsunuz. Bu küçük Arif var ya, maşallah. Yarın büyük hafız olacak. Anasının babasının arkasından Kur'an okuyacak. Hadi bakalım. Dede, hep geleceğiz değil mi? Tabii yavrum, tabii. Geleceğiz tabii. Gelelim. Hocam. Ne bu? Para. Mevlid okudun ya hocam. Benim parayla mevlid okumadığımı bilmiyor musun? Allah'tan korkarım ben. Alsaydın hocam. Olmaz. Götür onu bir fakire veriver. Hadi bakalım. Bir daha da böyle şeyler yapma. Ne yapıyorsun orada Hayri abla? Ne yapacaksın bu toprakları? Kimse can avlusuna define gömmez Hayri abla. Bir tuhaf oldun sen. Ne yapıyorsun anlamıyorum. Muradımı götürüyorum. Hemen dönerim. Tamam.
Hayriye abla. Yok mu? Geliyor. Allah Allah, ne oldu bu kadına? Şehre gidip geldi, olanlar oldu. Korkarım aklını kaçıracak böyle giderse. Çuvalda ne taşıyor? Bilmem, bir yerleri kazıp toprak dolduruyor diyorlar. Cami, okul, hükümet avlularını köstebek gibi kazıp duruyormuş. Hayriye abla. Ne yapacaksın o toprakları? Çiçeklerin dibine mi koyacaksın? Yele savuracağım. Sele kaptıracağım. Ele satacağım. Dilime eşek arıları soksaydı da demeseydim sana o lafı. Ne olduysa o laftan sonra oldu. Affet abla. Bu da Hardun'unki. Göbek bağlarınızın karıştığı toprağın hepsini topladım. Siz yerinize layık değilsiniz. Siz annenize layık değilsiniz. Ümit. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Böyle mi yetiştirdim? Ne oldu siz? Hangi canavar yuttu siz? Hangi rüzgar sağır etti kulaklarınızı? Hangi karanlık kör etti gözlerinizi? Söyleyin, ne olur söyleyin. Allah'ım, çocuklarımı çok seviyorum. Çok seviyorum. Ne olur. Ne olur onları uyandır. Murat. Murat. Uyan oğlum. Uyan! Arzu, hani bir harf öğrenmek isteyenin kölesi olacaktı. Öğretmenlik kızım, peygamberlik mesleği değil miydi? Nasıl kirletirsin? Nasıl kirletirsin? Bu boşluğu sen doldur, tamam mı? Tamam.
sizin göbek bağlarınızı yele sele ele savurmalı. Yele sele ele savurmalı. Müdürüm. Durgunsun. Biraz canım sıkkındı. Her şeyi kafana takmayacaksın. Nasıl? Hesabında gördün mü sürprizi? Peki bizim dosya ne durumda? Bir terslik yok değil mi? Hop müdürüm. Hı? Derdin maddiyse. Neyse, bugün tadın yok senin. Daha sonra uğrarım. Geçen aykinden farklı bir şey. Beğenmezsen içinde değiştirme kartı var. Amin. Amin. Acele etmeyin, yavaş. Hadi sınıfa. Siz unuttunuz, ben de unutacağım. Sen Ümit, göbek bağını hükümet kapısına gömmüştün. Bu millete hizmet edesin. Adaletli davranasın. Yetimin hakkını koruyasın. Ama sen göbek bağını hortum yapmışsın. Milletin ensesine vurarak ağzındaki lokmayı almışsın. Sen ümidim değil, azabım oldun. Yerin dibine bat. Sel götürsün seni. 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 Sel götürsün. Efendim, bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkamızdan bir Fatiha okuyasın. Okuduğunda kalpleri yumuşatasın diye.
bu milletin evlatlarına Kur'an öğretesin. İbadette doğru yolu gösteresin. Din bezirganlarının karşısında durasın diye. Ne kadar isterdim. Cennetin kapısında elimi tutmanı ne kadar çok isterdim. Muradımken kahrım oldu. Senin göbek bağının yeri caminin avlusu değilmiş ya. Yel alsın götürsün seni. Yel alsın götürsün seni. Yel alsın götürsün seni. Yel alsın götürsün seni. Hocam, duygulandınız galiba. Az kalsın beni de ağlatacaktınız. Çok güzel okudunuz. Arzu, kızım. Öğretmen olmayı senden önce o kadar istedim ki. Ben olamadım. Sen ol diye okul bahçesine gömdüm göbek bağını. Yeni bir şey öğrenmek için gözlerinin içi parlayan o masumları, doğruyu, güzeli öğret diye. Arzum, sen benim derdim oldun. Ele karıştın. El alsın seni. El alsın seni. El alsın seni, el alsın seni, el alsın seni, el alsın seni. Neden ağlıyorsunuz öğretmenim? İnsanların şüpheli bakışlarına alışmıştım. Ama insanın annesinin evlatlarına hırsız demesi gerçekten rahatsız edici bir şey. Dünya yüzüme tükürse gam yemem ama annem... Bu böyle olmayacak çocuklar. Bana da bir şeyler oluyor abi. Şuramda bir yumruk kas katı. Bir türlü çözülmüyor. Uykularım kaçtı. Başımı yastığa koyamıyorum artık. Bir de bana sorun. Sürekli kabuslar görüyorum. Evim başıma yıkılıyor. Çocuklarım ağlayıp duruyor. Katlanılacak azap değil. Ya ben? Ben aklımı kaçıracağım neredeyse. Ne oldu bize? Annemize gidelim abi. Hı-hı. Bizi kurtarırsa o kurtarır. Asıl zenginlik anne duasıymış çocuklar. Biz anne duasını kaybettik. Eğer geri kazanamazsak... böyle iğne yutmuş itler gibi dolanır dururuz ortalarda. Hı-hı. Anne. 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 Anneciğim.
anne. Anne. Anneciğim. Anneciğim bekler misin lütfen? Anne. Anne. Anne ne oldu? Yapma şunu ya. Anne. 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 Ya anne bir dur ya. Anne anneciğim, biraz dinler misin? Bekle lütfen. Anne. Hay Allah'ım ya Rabbim. Anne bir dur ya, bir konuşalım ya. Anneciğim bekler misin lütfen? Anne. Anne. Ya anne bir dur ya. Anne. Anneciğim anne, bak ne bir olur? Dinle, ondan sonra ne istiyorsan onu yap. Bir konuşalım ne olur. Ne olur anne. Anacığım biraz dinle bizi. Bekle anne ne olur. Anneciğim. Anne. 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 Anneciğim, anneciğim ne olur aç kapıyı. Anne lütfen. Anneciğim bir dinle ondan sonra ne istiyorsan anne, onu yap Allah aşkına ya. Anneciğim aç kapıyı. Anne ne olur anne, aç kapıyı. Anne. Ah be anneciğim ya. Anneciğim anne, ne olur. Dinle ne olur. Anne. 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 Anne ne olur aç kapıyı. Anne affet bizi. Anne bak haklıydın. Hepimizi kendimize getirdin. Hepimizi uyandırdın. Bak tövbe ettik. Bir daha yapmayacağız. Anneciğim pişmanız. Seninle konuşmak çok istiyorum. Çok pişmanız. Ne olur bir kere dinle bizi. Anne aç. Ne olur anneciğim. Ya. Anne. Anne. Anne ne olursun ya. Aç kapıyı. Anne. Aç be anneciğim. Anne. Anne aç şu kapıyı Allah aşkına ya. Anneciğim ne olur aç şu kapıyı. Anne lütfen. Anne pişmanız. Anne bağışla bizi lütfen. Çok pişmanız aç şu kapıyı anne ya. Bundan sonra seni mahcup etmeyeceğim. Bundan sonra senin ümidin olacağım. Anacığım affet. Ne olur aç kapıyı. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Vazifemin kutsallığını unuttum. Dünya hırsına kapıldım. Sen olmasaydın hala devam edecektim. Çok pişmanım anneciğim. Bundan sonra senin muradın olacağım. Muradın olacağım anneciğim. Anneciğim. Aç kapıyı ne olur. Anneciğim. Ne olur. Çok pişmanım anneciğim. Vazifemi unuttum. Hata işledim. Çok pişmanım anne. Ne olur aç kapıyı. Anne. Ne olur aç şu kapıyı. Bundan sonra senin biricik arzun olacağım. Biricik arzun olacağım. Biricik arzun olacağım anneciğim. Anneciğim ne ceza verirsen razıyız. Yeter ki affet bizi. Sen kapıyı açana kadar burada bekleyeceğiz. Bir yere gitmeyeceğiz.
Hoş geldiniz komşular. Hoş bulduk Mehpare abla. Boşuna beklemeyin, açmaz. Çok kırdık onu, çok. Üşüyüp hasta olacaksınız. Bizim eve buyurun, misafirim olun. Hiç olmazsa sen gel Arzu kızım. Siz bilirsiniz. Üşürseniz buyurun. Kapım açık. Ne? Arzu, hadi kızım sen de ara arabaya geç. İstemiyorum. Hadi yürü, donacaksın. Hadi kalk. Hadi dedim. Sen de geç oğlum arabaya. Hadi. Yürü. Ne hale geldik be. Annemle göbek bağımız koptu sanki. Sadece annemle mi? Thank you.
Anne. Anne. Anneciğim. Affettin mi bizi anneciğim? Anneciğim çok üşüdük. Göbek bağlarınızı dereye savurdum. Ama size olan gönül bağımı savuramıyorum. Gelin ısının. Gelin. Anne. Gelin. Süleyman Bey, banka hesabındaki sürprizi iade ettim. Hesabınızda görmüşsünüzdür herhalde. Nedenini sormayın. Evet, öyle öyle. Buyurun efendim. Şimdiye kadar verdiğimiz işlerin dosyalarını getirir misin bana? Bir dökelim bakalım. Peki efendim. Ha, bu arada arabamı ve evimi satılığa çıkarıyorum. Gazeteye de bir ilan ver. Tamam efendim. Şu kirleri bir temizleyelim bakalım. Hocam, Allah iyiliğinizi bozmasın. Bir güzel adam oldunuz ki. Kusura bakma ama hocam, eskiden beş suratlı bir imamdın. Basiretimiz bağlanmıştı o zamanlar. Çok şükür geride kaldı o günler. Camiye koşar olduk. Namazdan tekrar lezzet almaya başladık. Sohbetlerde ağzınızdan bal damlıyor maşallah. Anam göbek bağımı doğru adam olayım diye cami avlusuna görmüş. Desene, annenin duası yeni tuttu. Benim yeni aklım başıma geldi. Güzel güzel. Allah itikadını bozmasın. Doğru yoldan ayırmasın. Geliyor musun akşam Kur'an dersine? Tabii ki gelirim. Arzu Hanım. Günaydın. Günaydın. Ben de sizi bekliyordum. Kelly'nin notları kötüymüş. Biraz daha çalışması lazım. Özel ders vermeyince olmuyor. Özel ders yok artık Şahin Bey. Sınıfta ne anlatılırsa o. Bugüne kadar verdiğimiz ders paraları boşa gitti. Boşa gitmiş değil. Hepsini geri veriyorum. Düşündüm de
Pelin'e öğrettiklerimi diğer öğrencilerime de öğretmeye karar verdim. Bu böyle olmaz ki. Bizim özel ders alacak imkanımız var. Endişelenmeyin Şahin Bey. Bundan böyle zengin, yoksul, bütün öğrencilerim aynı. Eşit eğitim alacak benden. Bana ödedikleriniz. Hadi Pelin, ders başlıyor. Evlatlarım geldi. Anneciğim. Gelin bakayım. Allah'ım. Anneciğim benim. Merak etme anneciğim. Artık her hafta sonu Murat. Geleceğiz. Anacığım. Rotamızı şaşırmamak için hep anne nasihat almaya geleceğiz. Senin sevgin, sözlerin, bakışların temizlesin beni anneciğim. Siz iyi olun da. Doğru, hak yoldan ayrılmayın da. Başka ne isterim ki ben? Artık üçümüz de doğru yoldayız anneciğim. Al bak, bu da senin harç paran. Kendi emeğimiz. Alın terimiz. Bu sene gidemedin ama gelecek yıla kadar tamamlarız. Bunu da torunların aşıklarından biriktirmişler. Babaannelerini hacı nine demek istiyorlar. Yavrularım benim. Yeter ki siz iyi olun. Hacı anne de olurum, hacı nine de. Allah belki beni cennetine bile koyar. Yeter ki siz doğru yoldan ayrılmayın. Yavrularım. Anneciğim. Yavrularım Anneciğim. Benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.